Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Ne yaparsınız, ne dersiniz, inşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben acılı sos yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Ezme. Ezme, acılı sos yapacağız. Dur yapalım, ben yapayım anne, getir bakalım. Bugün anneme yardım edeyim dedim. Dur, ben sana domatesleri vereyim o zaman. Tamam, sen doğra domatesleri bana ver. Doğrayayım mı? Doğramana gerek yok. Sen bana versene domateslerimi. Sen maydanozu doğrayabilirsin. Aşırma. Tamam. Kapağım onu ver. Dur şu şeyden de şunu alayım. Ben şuradan da şu çarp olanlarını alıvereyim kızım. Olur sen bilirsin. Bıçak alayım ben. Tamam. Elif ver bana. Al anne bunu oturalım. Malzemeyi saysana arkadaşlarımıza. Tamam, domatesimiz var arkadaşlar. Maydanoz var. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tatlı ve acı biberlerimiz var. Annem sarımsakları soymuş, hazırlamış. Yağ. Sıvı yağ var. Sirkemiz var. Ev yapımı sirkemiz var. Bir de tuzumuz var arkadaşlar. Yarısına tuz, yarısına tuzsuz. Bunu, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Domatesler arkadaşlar galiba orta domates oldu mu? Ben sarımsakları şu şekilde hazırlayayım sen domatesi yaparken iç kısmına. Sarımsakları çekeceğim mi? Çekmeyeceğim. Çekmiyorum. Tamam. Şu şekilde içine doğru. Arkadaşlar çürük değil bu. Kaylan zamanı böyle geçtiğine bakın. Sapsağlam domates ama çürük gibi korku iyi de çürük değil arkadaşlar. Elif dedi, anne dedi. Bu arada sarımsağı bana ver. Bana dedi, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ezme yaptım arkadaşlar şöyle iki şişe. Geçen bir kuklaya vermedim. Tam tersine bu yıl da ezmeyi az yaptım arkadaşlar. Ezmeyi de bandil ha. Hoşlarına gidemedi. Hoşlarına gidince böyle yedebileyim mi? Bir daha istediler. Ben de dedim hemen bunu şimdi. Ben daha yiyemedim arkadaşlar. Yemedin mi? Evet, tuzlu çünkü. Şimdi şunu Allah'ım ya. Ama ben de bunu seviyorum. Bunu ben yapayım. Sen ben de bunu seviyorum. Al sen onu bana ver. Tutma. Sen zorlan. Çok doldurmuş. Peki bunu. Ne yapayım ben? Rendeliyeydim gideyim ya. Ne yaptın ki sen? Ha? Şey etmedim ki ne? O şey işi tamam, ya. Bana versene sen bana. Bu şey işi ya. Ben sabah ne güzel yapmıştım bunu. Yap. Şimdi atacağım değil. Hiç bilmiyorum ne diyor. Bıçaklarımı engellemişim. Tabii dönmez. Şimdi sarımsaklar arkadaşlar. Halbuki sen 2 dakikada hem de yap desek ya arkadaşlar. Yo sabah gayet güzel yapmıştım ya. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Neyi? Neydi onu adı getiremedim. Bunu niye öyle uzun attın anne içine? Ama ben onu o uyacağım yine. Ben de diyorum annem ne yapıyor? Ben ne bileyim gittim onu ama uyacağım. Bakıyor ne yapıyor diye. Ahı bu kaldı beyin mi kaldı beyin. Ben bunu ayrı yapacağım arkadaşlar. Şurada. Sen onu et. Arkadaşlar tamam. Bunu da kırmızı biber olacağını unuttum. Baba gidiverdi. Közlenmeden yapılacak o. Közlenmeden. Bu da kırmızı. Ötekini közlediydim. Şu ufağı mı yapayım, buna mı yapayım? Ne diyeyim? Bence sen onu doğramayacak mısın? Şöyle. Anne tabii elinde doğrayacak. Ben elinde doğrayacağım. Anne tahtada doğrayacak. Bunu közlemedim arkadaşlar. Bu da mı tuzsuz olacak? Tuzsuz olacak. Tabii ki tuzsuz. Bu yıl tam tersine bunu da az yapı dediydim kızım. Bu yıl tam tersine inşallah seneye çok olursa kırmızı biberlerimiz bunca ağızda dalında kızarıvermiş arkadaşlar. Durdu şurada hani ovada vardı ya. Evet. Hah o. Şunlar da şöyle hadi bakalım şöyle. Nasıl oluverecek. Orada erik yağ olup. Çok sirkeli olmasın anne, sen biraz sirkesini fazla koy. Gerçi ben kendim için ayarlayacağım. Sirke koymak zorundasın. Yok yok, ben kendim şey yapacağım, tuzsuz yapacağım ya bir şişe kendine. Geriye kalan zaten şey olmayacak. Kendinize ayıracaksınız, bekleyeceksiniz. Ben de diyorum yine. He söyle, dinleyelim. Anne sen şu yeşil biberleri mi yiyorsun doğru? Ne? Çorun içine. O da öyle gitti. Yeşil olsa olur. Anne bana da karıştırıyor. Bence kırmızı biberle karıştırmış. Karıştırmadım da. Kaç çeyreler alalım. Şişe dolsun. Şunlar da şöyle bir. Buna da yağ açık. Yağ atacak. Evet. Ondan sonra sirke kapatacak ama. Evet. Oldu mu atalım? Oldu mu? Aslında bu karışık olsa mı olur? O değil. Onun içine maydanoz niye koymadın sen? Nerede maydanozun? Aslında bir dakika malı verin burada bir şey olmaz. Yeşil biber karıştırdın mı içine? Yok. Zaten tuzsuz olacak dur. Boşunluk herhalde arkadaşlar. Olabilir bastır onu. Bu haberin de şeyini azaltsın şimdi sirkeyi çok koyuyoruz. Sirke çok koymadım. Çok sirke de olmaz. Ama o ya da sen
sen bunu ben halledeyim. Dur, sen benim malzemeyle uğraş. Sarımsağı mı doğrusu? Sarımsağı. Hadi sarımsağı patlayacak mı? Bak işine gelince arkadaşlar sarımsağı bile. Yeter. Çok koyma, çok koyma. Çok sarımsağı olursa da gidiyorum. Yes. Olmadı ki. Olmadı bir şey olmadı mı? Emin misin? Bunu ona çok reçel şöyle. Böylece. Bu hatam denk geldi kızım. Hı? Bu hatam denk geldi. İyi oldu. Ufacık dedim. Bu patlatmadan arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Koz demeden onu yedik. Güzel oldu, güzel oldu. İyi oldu. Etik yağ koyayım şuradan. Ha, yağ al bakalım sen oradan. Sen onu yap. Eminim domatesli ya. Zaten yağ ona da koyacağız kızım. Tamam. Fazla yağ olmasın anne. Tamam. Arkadaşlar annemin işine karışıyor gibi gözüküyor ama karışmak istediğinden değil aslında. Hani yağı az tüketmem gerekiyor. Çünkü çok yağ yememem evet. Gerekiyor. O yüzden dolayı da sirke soydum. Arkadaşlar. Tamam. Ya Aziz Anba. Bu sirke güzel olur. Tamam mı ya? Tamam. Çünkü şeyde yok ya. Tuzu da yok ya. Bir takım da su koyun bari. Onu olur mu öyle? Hey. Anne farklı bir şey yapıyor. Turşu mu yapıyorsun anne? Turşu zaten. Ben o şekilde demedim ki neyse annem yanlış. Sen o dediğin bak. Kızım. Közlenmiş değil mi? Közlenmiş. Dediğin o. Ondan değil yavrum. Farklı olacak. Aynen. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak. Közel. Yediğin zaman söyleyeceğim. Şunu da şuna koyacağız. Zaten az. Şunu da şuna koyacağız. Arkadaşlar bu ev yapımı. Aha biz meyil getirdik. Yürü oldu. Ay. Bilmem. İçine çünkü niye diyeceğiniz tuz olmayınca arkadaşlar hepsini az da olunca bu böyle ufacık şöylece. O benim yemeği. Bana hazır. Elifler hazır. Tamam. İlk üç günde gelmeyelim. Zaten. Aslında şöyle bir şişe olur mesela. Şöyle şişe olsa da şöyle şişe olsa. Elbemek arkadaşlar. Gel şöyle bakayım. Kamerada çıkıyoruz mu çıkmıyoruz mu onu da bilmiyoruz. Annem geri geri gidiyor. Arkadaşlar korkmuyor şey çikolata. Çok kadar bir şey olduğuna, az olduğuna patlatmalı olaydı da çok olaydı, iyi olur da o da yok. Domates şuları koydu arkadaşlar. Onun için biraz... Çanta kızı gene. Çanta takmıyor. Dağla, mağla. Şu kısım takılıyor. İpi gitti, herhalde ipi şey yapıyor, açıyı verin bence de. İpi takılıyor, bıçağımı çeviriyor. İpi, vay kızım. Bunun biraz daha büyüğü var mı anne? Bunun büyüğü var. Kocaman var. Al şöyle bana da. Ondan da bir tane alalım bence. Yeter. En sonunda bitti rendelemesi. Yeter mi? Bence yeter. Çok sirkeli olmasın. Gene şöyle bir bakarız tadına. Şimdi. Sıvı yağsını koyuyorsun. Ya yok arkadaşlar. Ölçüsü yok. Yarım bardak diyelim. Yeter gelsin. Anne bence. Çok yağlı olmasın. Tamam kızım. Ben çünkü yağlı da yiyemiyorum biliyorsun. Oh mis gibi de koktu kız. Şimdi şöylece. Maydanozum az. Maydanoz az geldi. Sanki neyse, maydanoz az geldi. Hani nereye koyuldu bu maydanoz? Bilmiyorum ki ne yaptın İçinde, maydanoz doğradın mı? Gitti. Hepsi de gidiverdi. Babam dışarıdan biraz daha mı maydanoz istesek yeter, içerisine? Abi, baba işi bayağı. Baba işi şu şekilde. Aynen. Oldu. Şimdi. Seninkileri bir alalım kızım. Hadi bakalım. Tamam. Kepçen şöyle... nerede? Kepçe burada. Seninkine kapak ne yapalım bileyim mi? Üstüne ben yine beyaz kapak. Şu tamak. Bir de yurdum olsun. Tamam mı? Gayet. Unutma bana. Onu koyak şunları mı koyak? Bilmiyorum. Sen bence şu beyaz... Şu kapağı mı koyak? Sen beyaz kapaklılar da koyabilirsin istersen. Ona ayrı şimdi... Öyle mi dedik? Bence öyle yapalım yani. Yok karış şundan şu senin olsun. O belli olur. Beyaz şimdi belki karışabilir belli mi olur kızım? He, iki beyaz mı olsun diyeyim? Evet. Annem anladı. Aha sonradan şartel attı kız. Şartel bazen atmayı veriyor kızım. Şimdi değil mi? Şartel duruyor tabii. Şimdi onu dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzsuz yani şöyle hali yok arkadaşlar. İyi güzel olmuş kızım. Eki şimdi bu ayın şeyi de iyiydi. Çivik evet. Olmamış. Çivik olmamış. Ben dedim sana cıvık olmaz dedim. Ama suyu ne yapıyor biliyor musun?
Sonradan sulanıyor mu? Sula, suyu şurada kal vereyim, çıkayım. Bu kaylı, bu ayda kızım böyle olur kaylı. Değil mi? Tabii canım. Baksana benzi. Şu da senin olsun. Bu da senin. Tamam. Bu da senin. Kırmızı biberim olsun. Hadi bakalım. Şimdi bir şişe tamam. Ben sana dedim ki. Ne dedin? Nane çok güzel yakışıyordu. Bir nane koyuverdim. Nane de güzel oluyordu. Kızım, maydanoz benim koydum ya, o yüzden gerek duymadım anne. İnşallah hep cimbiberlerin sana kaçmaz. Bilmiyorum. Karıştırarak güzel bir şekilde koy. Koydum. Tamam. Demin arkadaşlar kameranın ardında bayağı Elif çok komik. Ne değil de biliyor musun? Az önce domatesleri şeyden çekiyordum ya arkadaşlar. Kamera karşısına takıldı durdu. Kamera sonrası da hiç takılmadı. Diyorum ki beni diyorum bu kamera karşısında diyorum beceriksiz gösterdim. Takıldı durdu. Demin öyle diye durmuş diye ki ana diye he dedim. Kameranın karşısında diye takıldı kameranın ardında. Sen onu iyice karıştır anne. Sonra bir güzel bitti. Normal kaşıkla tadına bak. Sizinkinin yeri tadı tuzu iyi mi? Ona göre yap. Tuzlu da olmasın. Limonu da limon diyorum. Maydanozlarım çıktı yoksa. Çok güzel çıktı. Tuz attın tabii rengi geldi. Değil mi? Çok güzel oldu. Dur bakalım. Tuzunu attı annem arkadaşlar. Karıştırdı. Bak da tadına da. Bu arada acısı şimdiden çıkmış. Güzel olmuş. Ama gerçekten. Olmuş. Şunlardan da böylece. Gerçekten oho mis gibi oldu vallahi. Elimize sağlık diye şimdiden. Değil mi? Güzel oldu. Yapılan iş kötü olmuyor. Domatesleri değerlendirdik. Neydi onun adı? Şeylerini çekti ya böyle. Ondan şey yaptı. Ondan mı diyorsun? Tabii. Bence domateslerin şeyinden de kaynaklı anne, tamam, renginden de. Ben o var uğraşmayacağım ben şuna. Ama onu açtığında olmaz ki bence ona. Gerçi yenilir de. Dolaba koyuyorsunuz, tüketiyorsunuz. Elini kepçeyle ölçülü kullan da sulu bir tarafa sulu bir tarafa susuz kalmasın anne. Sulu koymayayım yine. Gerçi değil mi? Yok kızım acet o adet gelecek. Herhalde. Hepsini ona mı kullanacaksın? He. Anca alacak ha. Şöyle ya ne uğraşacağım şişe de kıptırak. Şimdi oldu gördün mü? Ha, elimde ölçülü gibiymiş kız. İyi olmadı. Oldu. Ağzını da sıkı bir şekilde kapatalım, koyalım. Nereden baksan bu 3 şişe alalım. Bence 3 şişe yapsaydın daha güzel durmaz mıydı? En azından onu açtığın zaman tüketme tamam babında hani. Sen gerçi buzdolabında et muhafaza ediyorsunuz ama. Ama o nerelere gider sen dur. Kullan. Şişeleri kullanırım ben onu. Tamam. Yani gider o bir yerlere gider sen merak etme. O da kalmaz. Güzel kapat bozulmasın anneciğim. Tamamdır. Tamam. Oldu işte bu. Hadi bakalım ellerimize sağlık diyelim. Ya, o şey yapsın. Kopursa da güzel olur. Yok o şeyden değil. Sirke koydun ya. Asidi. Şunu da yol içi ağzına sulasın. Tamamdır. Şöyle mi alalım? Sen ne yapıyorsun anne? Ne bileyim ben kucağıma yığdım kız. Bilmiyorum ki ben videoyu sollandırmanı bekliyorum. Annem de ne yapıyor anlamadım. Doğal sirkem arkadaşlar. Kendi sirkem. Hep kendim yapıyorum biliyor musunuz? Elma mı değil? Neydi? Üzüm müydü? Bir de neydi? Bir şeyle yaptım. Alıştan daha gelmemedi. Arkadaşlar canlarım. Böyle acılı sos yaptık. Görmüş olduğunuz gibi ezmedik. Gelin beraber yedik. Hepinize iyi akşamlar deyik. Hepinizi çok çok sevdik ve öpeyik deyik. Ne diyeceğim? Hoşça kalın diyeyim. Benimle kalın diyeyim. Sizleri çok seveyim diyeyim. Onlarıma söyleyeyim. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olursanız mutlu olur. Hoşça kalın. Alif bir şey değil mi senden? Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.